Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hepinizi yüreklerinizden öpüyorum. Çünkü biliyorum ki zaten bu benden bana bir sohbet yine. Bütün videolarımda olduğu gibi konuştuğum kişinin kendim olduğunu biliyorum. Çünkü siz benim bir parçamsınız. Biz bütünün bir parçasıyız. Allah'ın nefesinden sonsuz tanımsız bir varlığız. Tek bir nurdan hepimiz yansımalarız. Bununla birlikte her şey bir yansıma. Arkadaşlar, ben burada size farklı bir şey söylemek istiyorum. Biliyor musunuz? Biz düşünmüyoruz. İnsan düşünen bir varlık değildir. İnsan duygusallaşmıyor. İnsanın inançları yok. Arkadaşlar, bunların hepsi ama hepsi bizim dışımızda. Bizim içimizde var olan tek şey Allah'ın nefesinden sonsuz tanımsız bir varlık olduğumuza göre sadece aşk var. Ve sadece büyük bir kudret var. Bunu fark edebilmemiz için neler mümkün canlar? Bunlar global, yani düşünceler, duygular, inançlar, hastalıklar, hepsi ama hepsi bir ziyaretçi. Varlık, görevli varlıklar. Görevleri ne? Bizim sonsuz tanımsız, kudretli bir varlık olduğumuzu alıp kabul etmememiz için hayra ve barışa yönelik işler yapabilme kudretimizi ve hatta ötelerin ötesinde çok büyük güçlerimizi fark etmemize engel olmak amaçlı görevli varlıklar. Düşünceler, duygular, inançlar, hastalıklar bizi engellemek için savaşıyorlar. Biz ise o kadar kudretliyiz ki hepsini toplam kolaylıkla baş edebilmemiz, bırakın baş edebilmeyi, onları şifalandırmamız mümkün. Çünkü onlar da aslında bize şifalanmak için geliyorlar. Tüm negatif varlıklar, yani bizi engellemeye gelen varlıklar, görevli olanlar da aslında istiyorlar ki biz onu şifalandıralım ve Allah'ın sevgi deryasına yollayalım. Bundan da nasıl olur? Bunu fark etsek bu ne yaratırdı arkadaşlar ya? Hayatımız ne kadar kolaylaşırdı, bir görebiliyor muyuz? Arkadaşlar, biz düşünen bir varlık değiliz. Biz algılayan bir varlığız. Algılıyoruz. Sonra algıladıklarımızda tam bir seçim yapacağız. O sırada görevli varlıklar geliyorlar. Düşünceler, duygular, işte inançlar falan filan. Hatta hastalıklar bile bedenimizde semptomlar oluşturuyor. Niye? Biz doğru seçimler yapmayalım. Aman ha, hayra ve barışa yönelik işler yapmayalım. Aman ha, katkıdan işlemeyelim. Aman ha, neşeli olmayalım. Çünkü Allah'ın istediği şey bizim neşeli ve mutlu olmamız. Bizim hayra ve barışa yönelik işler yapmamız. Biz bilinciyle katkıdan ve neşeden işlenmemizi isteyen bir yüce Allah'ımız var. Bununla birlikte bizim bunu yapmamıza engel olan görevli varlıklar var. Sınav da bu zaten. Seçim işte burada iradeyle çok özdeşleşiyor. Eğer biz kendi kudretimizi alıp kabul edersek ve bunların bir varlık olduğunu fark edersek can dostlar. Ve böylelikle tüm o gelen düşüncelerin, duyguların, inançların, hastalıkların sadece ve sadece bizim kudretimizi alıp kabul etmemize engel olmak için, bizim neler yapabileceğimizi, o gücümüzü, kudretimizi fark etmemize engel olmak için ziyaretçiler olduğunu fark etseydik, bu neye benzerdi? Bu ne yaratırdı? Can dostlarım, şimdi ben böylelikle yaşamımızı çok kolaylaştıracak bir sistemden bahsediyorum. Böylelikle kendimizi yargılayamayız, başkalarını da yargılayamayız. Çünkü onlar bir ziyaretçi ise diyebiliriz ki kendimiz için, ah evet, beni şu duygu ziyaret etti, şu düşünce ziyaret etti, şu hastalık ziyaret etti. Ben bunu nasıl
Allah'ın nuruna, sevgi deryasına şifalandırıp yollayabilirim. Ki onlar da bizden şifa bekliyorsa duygu ve düşünceler. Onlar da bir varlık sonuç itibariyle. Ve can dostlar, benim düşüncem demeyin. Benim duygum demeyin. Benim inancım demeyin. Benim hastalığım demeyin. Böylelikle onlar bizim bedenlerimize sahip çıkmasınlar. Can dostlarım, bizim kendi bedenimizde tek başımıza, kendi ruhumuzla bir ve bütün olduğumuzu fark etmemiz için neler mümkün. Ve tüm bu ziyaretçileri güzellikle ağırlayıp sonra da yolcu etmemiz için neler mümkün. Bu bakış açıyla baktığımızda, yani bütün duygu ve düşüncelerin, bize ziyaret edenlerin, can dostlarımıza ziyaret edenlerin hepsinin görevli olduğunu fark ettiğimizde toplam kolaylıkla biz ne olurduk? Kudretimizi tamamen alıp kabul ederek, bu ziyaretçilerle onları şifalandırarak, tüm duygu ve düşüncelerin, hastalıkların bize şifalanmaya geldiğini fark etseydik, bu nasıl olurdu? Hayatımız nasıl kolaylaşırdı? Bununla ilgili daha sonra tekrar görüşmek dileğiyle sevgilerimi sunuyorum. Aşkla.